Adetli iken edilecek dualar neler okunacak? Cuma duaları adetli kadın Kur'an okuyabilir mi? Fatiha başta olmak üzere dua edebilir mi? Diyanet adetli iken Kur'an-ı Kerim okunamayacağını söylüyor. Cuma gününde ve mübarek günlerde adetli iken okunabilecek dualar konusunda ise bir sınırlama yok. Adetli kadınlar cuma günleri gibi mübarek günlerde Kur'an okuyup namaz kılamazlar, ancak Kur'an dinlemelerinde bir sakınca yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı fetvalarına göre kadınlar adet, regli hayız durumunda şunları yapamazlar: namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, cinsel ilişkiye giremez, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler. Diyanet İşleri adetliyken kadının Kur'an-ı Kerim'e dokunması konusunda ise farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş, bu noktanın muallak olduğunu belirtmiştir. Peki adetli kadınlar cuma gibi mübarek günlerde neler yapabilirler? Hangi ibadetlere izin var? Okuyabilecekleri dualar neler? Adetliyken regli döneminde namaz kılınır mı? Adet, regli olan bir kadının Kur'an-ı Kerim okuması gibi namaz kılması da haramdır. Adetliyken Kur'an okunamasa da Kur'an'ın dinlenmesinde bir sakınca yok. Hali ile kandilde Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir. Her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilirsiniz. Adetliyken okunabilecek dualar, adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. İstediğiniz her duayı okuyabilirsiniz, hatta Kur'an'dan Fatiha'da dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen ayetlerde Kur'an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Mesela Felak, Nas, İhlas gibi dualar, regli döneminde zihir çekilebilir mi? Yapılabilecek ibadetler, adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir çekebilir, dua edebilir, bunlara bir mani yoktur. Bunun yanında Diyanet fetvasına göre regli döneminde kadınlar, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, istiğfar, salavat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler. Adetliyken Kur'an okunabilir mi? Diyanet fetvası, Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre tıpkı cünüp gibi adetli veya lohusa kadında Kur'an okuyamaz. Diyanet bunu Hz. Muhammed'in şu hadisine dayandırıyor: adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz, Tirmizi buyurmuştur. Bu genel yaklaşımın yanında Hanefi ve Şafiler dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini, Şafiler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Musaf'ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini, Hanbeliler ise Kur'an okuma kastı olmadan besmele, hamdele ve benzeri zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir. Maliki mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır. Bu iki görüşten adetli kadının eğitim öğretim amacıyla Musaf'a dokunabileceği ve Kur'an-ı Kerim'i okuyabileceği ihtiyadını tercih etmişlerdir. Adetliyken Kur'an-ı Kerim'e dokunulabilir mi? Diyanet İşleri Din Yüksek Kurulu bu konuda şöyle diyor: Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleri ile Maliki mezhebindeki ağırlıklı görüşe göre, cünüp veya hayız halindeki kimselerin Musaf'a dokunmaları caiz değildir. Süleyman Ateş, kadınlar adetliyken Kur'an okuyabilir. Namaz kılabilirler. İslam alimlerinin büyük bir kısmı kadınların adet zamanlarında namaz kılamayacaklarını, Kur'an-ı Kerim okuyamayacaklarını söylerken, İslam alimleri arasında farklı görüş bildirenler de bulunmaktadır. Eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Süleyman Ateş'e göre ise kadınlar regli ve lohusa halindeyken de namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir ve her tür ibadetini yerine getirebilir. Süleyman Ateş kişisel internet sayfası suleymantirates.com'da bir okurunun adetli regli halindeyken ibadet edilip edilmeyeceği yönündeki soruya şu yanıtı veriyor: sana hayd, adet görme, den soruyorlar.
de ki, o eziyettir, adet halinde kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın, temizlendikleri zaman Allah'ın emrettiği yerden onlara varın. Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever. Bakara 222. Kur'an-ı Kerim'in kendisinde ne adetin süresinden, ne de adetliyken Kur'an okunamayacağından, namaz kılınamayacağından, oruç tutulamayacağından söz edilir. Hayd tıpkı idrar tutamamak gibi bir özürdür. Özürlü erkek ibadetten muaf tutulmaz. Sadece her vakit için abdest alıp ibadetini yapar. Bir kadın, Allah'ın elçisine gelip düzensiz adet gördüğünü, bu durumda namaz kılıp kılamayacağını sormuş. Allah'ın elçisi ona, o gerçek adet değildir, yıkan ve namazını kıl, demiştir. Müslim, Hayd Bey. 14, H. 62-64, bu kadın, her vakitte yıkanıp namazını kılarmış. Adetin düzenli olup olmamasıyla akan kanın niteliği değişmez, hepsi de adet kanıdır, adetten kesilen kadından kan gelmez. Tek yasak cinsel ilişki. Kur'an, adetli kadının neyi yapamayacağını söylüyor, o da cinsel ilişkidir. Kadına eziyet vereceği için erkeklere, bu durumdaki kadınla ilişkiye girmemeleri emredilmiştir. Maksat kadına eziyet vermemek, bir de o durumda kadına karşı bir soğukluk duygusu oluşma olasılığını önlemektir. Bunun dışında regli, adet, hali, normal bir özür durumudur. Nasıl cünüp kimse su ile yıkanamadığı takdirde teyemmüm ederek namaz kılıyorsa özürlü kimse, özrü devam ede ede ibadetini yapabiliyorsa adetli kadın da her namaz için abdest alarak namazını kılar. Regli hali, kadını sarstığı için o durumda kadın, kendisini güçsüz hissediyorsa orucunu yiyip sonra kaza eder. Ama güçlü hissediyorsa oruç tutması daha iyidir.